Was kostet? Dersimizin konusu kaç para sorusu ve buna verilecek cevaplar. Kaç para şeklinde soru sormak için iki şeye ihtiyacımız var. Bir tane V sorusu. Was ya da wie viel ikisinden bir tanesini kullanabilirsiniz. Ve bir tane de fiil, o da kosten fiili. Kosten fiili bir şeyin fiyatı olmak, bedeli olmak anlamındaki bir fiildir. Fiil çekimine baktığımız zaman düzenli bir fiil bazı durumlarda E harfi kaynaştırma harfi olarak gelmiş. Bir tane nesnenin fiyatını sorarken ya da ifade ederken kostet fiil çekimini kullanırız. Çoğul eşya ya da nesnelerde ise kosten şeklindeki fiil çekimini kullanırız. Özetleyelim, V sorusu başa gelir. Kostet ya da kosten şeklinde fiil çekimi, nesne ve nesneler, bu da en sona gelir. Örnek verelim, was, wie viel başa geldi. Kostet çünkü bir tane nesne, das T-shirt, nesnemiz en sona geldi. Cevap verirken nesneyi başa yazarız. Das T-shirt kostet 10 euro 5 cent. Parayı ve para birimini ifade ederken Türkçedeki sırayla ifade ederiz. 10 euro 5 cent gibi. Çoğul, was, wie viel. Burada tek değişen şey fiil çekimi. Kostet yerine kosten. Was kosten die T-shirts? Ve elbette ki nesnenin çoğul halini kullanmamız gerekir. Cevap verelim. Die T-shirts kosten 20 euro 10 cent. Bir şeyin fiyatını belirtirken T-shirt yerine ya da etek yerine o şeklinde onun fiyatı demek isterseniz das artikelli kelimelerde es, de artikelli kelimelerde er, die artikelli nesne ya da nesnelerde ise sie şeklinde kısaltma yapabilirsiniz. Para birimine göz atalım. Türkische Lira, Kuruş, Euro, Cent, Dolar, Cent. Fiyat bilgisini verirken elbette ki sayılara ihtiyacımız var. 12'ye kadar olan sayıları ezbere bilirseniz işiniz kolay, gerisi formüllere kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 ile 19 sayıları arasında sayıları ters okuruz. 3, 10, 4, 10, 5, 10 gibi. Buradaki tek düzensizlik durumu 16 ve 17. Kelimenin sonundaki S harfi ve N harfleri düşer. Ondalıklı sayılara baktığımız zaman bir tane ek getirmemiz gerekir. Sadece 20'de bu düzensizlik söz konusu, 20 yerine 20. Onun dışında yine 16 ve 17 gibi S harfi ve N harfleri düşer, 30'da ise Z harfi çift S ile değişir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya da 100. 20'den itibaren yine ters okuruz. Almanca'da sayıların son iki harfini hep ters okuruz ama 20'den yukarıya çıktığımız zaman araya bir V kelimesi eklememiz lazım. Yani und. 21 için 1 ve 20. Ein und 20. 34, 56, yani 6 ve 50. 67, yani 7 ve 60. Sayıları bildiğimize göre hemen örneklere geçelim. Zum Beispiel. Wie viel kostet die Jacke? Die Jacke kostet 100 türkische Lira. Sie kostet 100 türkische Lira. Was kostet das T-Shirt? Das T-Shirt kostet 9 Euro 5 Cent. Es kostet 9 Euro 5 Cent. Wie viel kostet der Schal? Der Schal kostet 90 Cent. Er kostet 90 Cent. Wie viel kosten die Hosen? Die Hosen kosten 20 Euro 10 Cent. Sie kosten 20 Euro 10 Cent. Was kosten die Schuhe? Die Schuhe kosten 31 Dollar 3 Cent. Sie kosten 31 Dollar 3 Cent. Dersimiz sona erdi. Was wenig kostet ist wenig wert. Bir şeyin fiyatı düşük ise kıymeti de düşük olur. PDF dosyası ekledim. İndirip çalışabilirsiniz. Yine oyun linkleri üzerinden alıştırma yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.